İyi Haftalar, İyi Pazarlar, Vestel günlük grafik. Yani burada aşağı yönü bir trend izliyorduk. Bunu birkaç arkadaş sormuş. İki arkadaş sormuş, kanal üyesi arkadaş. Şimdi 22 civarları destek, son videoyu ne zaman çektiğimi bilmiyorum. Onun kırılmasıyla beraber ben 20 liraya doğru bakayım ne zaman çekmişim videoyu. Bayağı olmuş, 7 Şubat'ta çekmişim ya. Şurada çekmişim yani 24 civarlarındaymış herhalde. 23-24 civarlarındaymış. Tabii 22'nin kırılması, ben bir alt bantta 20-30 civarlarında, 20 lira 30 kuruş civarında destek çizmişim. Yaklaşmış 20-80 civarlarından. Oradan tekrar bir tepki almışız. Ya trend iyi değil. Onu söyleyeyim. Vestel yeni bir dip yaptı. Savaş sebebiyle oldu ama tabii hani onun da farkındayım ama fark etmez yani, grafikte yeni bir dip yaptı. O anlamda tabii ürkütücü bir şey var, trendi var. Şöyle aşağı yönlü bir trendi var. Bu trend de devam ediyor. Tepki kovalayanlar için güzel. Yani destekte alanlar için fark etmez. 22 desteğinde alanlar için de, 21'in biraz altı, 20-80, 21 civarında alanlar için de güzel bir noktada o anlamda. Yani kısa vade bir şey var, hareketi var. Bu hafta şey 23,5 izlenebilir. 23,5'un altına giden fiyatlama tekrar desteğe doğru harekete sebep olabilir kısa vadeciler için. Ama 23,5'un üstünde kaldıkça da takip edilebilir. 50 ortalamada biraz bir sıkışmış yani. 3-4 gündür 50 ortalamayı geçmeye çalışıyor. 24,30'da bakın kısa vade 24,70'te satıcı gelmiş hep devamlı 3 gündür. Yani bu alanın geçilmesi lazım. Haftaya kısa vadeci için izlenir. 23 kaç dedik oraya? 23, özür dilerim, 24.80 dedik değil mi? 24.80 bu alan geçilmeye devam edilirse 24.80 bir 26 teması daha önce kıramadı. Şurada görüyorsunuz bakın 200 ortalamaya geldi. Takıldı orada 26. 26 geçiliyorsa da kırmızı, en azından 27.5 28 bandında kırmızıya bir kafa atılabilir. Kısa vadesi böyle. Orta uzun vade için hevesli bir grafik yok hala. Bir miktar alıcıların artması iyi olmuş ama. Yani şurada bir hacimlenmiş en azından. Artmış yani, o destek kırılması biraz hacmi arttırması piyasanın kısa vade kovaladığına şimdilik işaret denilebilir. RSI 56 fena bir alan değil. Yani MACD momentum burada hızlı olduğu için şeyler güzel yani. Baktığınız zaman RSI osilatörü ve MACD göstergelerimiz, indikatörümüz gayet olumlu duruyor. Kırmızı geçilmedikçe güvenli değil. Yani 28-29 bu bandın kırılması lazım Vestel'de ki olumlu bir şey. Genel anlamda yani olumlu bir şeyden bahsedeyim. Yani orta uzun vade için olumsuz bir trend çizdiğinde onu da söyleyeyim. Herkese iyi akşamlar.